ki bu iktidar alışmış parsel parsel satmaya. Şimdi de ülkemizin her yanını HES'lerle, madenlerle parsel parsel satmaya çalışıyorlar. Bugün burada sadece HES'ler için, madenler için bulunmuyoruz. Ülkemizin topraklarının satılmasına karşı duruşumuz için de buradayız. Bizler sadece çevre hakkını değil, yaşam hakkını savunuyoruz. Biliyoruz ki sularımıza, derelerimize, hayvanlarımıza, ormanlarımıza yapılan her saldırı aslında yaşam hakkına yapılan bir saldırıdır. Onun için Türkiye'nin her yerinde bu saldırıya karşı, bilinçli olarak yapılan bu saldırıya karşı dimdik duran ve hayatlarını kaybetme pahasına duran tüm yurttaşlarımızı buradan selamlıyoruz. Bu iktidar bilmelidir ki ne kadar yandaş sermayeyi arkanıza alırsanız alın, kalbi bu ülkenin vatan sevgisiyle çarpan, bu ülkenin yaşam hakkını savunan yurttaşlarını karşısında bulacaklardır. O nedenle bir kez daha bakanlık önünden sesleniyoruz. Çekin elinizi ormanlarımızdan, çekin elinizi HES'lerimiz, ırmaklarımızdan, derelerimizden, çekin elinizi bu ülkenin yaşam hakkını savunan vatandaşlarımızın üzerinden. Kazanacağız. Sevgili dostlar. Direnip kazanacağız. Trabzon'un Hayrat ilçesi, Ancumah Vadisi, Baltacı Deresi üzerinde yapılması planlanan 8 megawatt gücündeki HES projesine karşı yöre halkı doğal yaşam alanlarını savunmak için verdiği haklı mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar şirketin düzenlemeye çalıştığı ÇED çevre tezkeresi değerlendirmesi toplantıları halk tarafından iki kez engellendi. Yöre sakinleri yaşam alanlarını savunmak adına şirketi vadiden kovarak projeye karşı net bir duruş sergiledi. Bu tavır halkın kendi geleceğine sahip çıkma iradesini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Ancak şirket kar hırsından vazgeçmeyerek projeyi yeniden gündeme taşıdı. Ve şimdi konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inceleme ve değerlendirme kurulu toplantısında görüşülecek. Yöre halkının defalarca aykırdığı bu talep bir kez daha bakan nezdinde dile getiriyor. Doğamız, yaşanan alanlarımız, soyumuz, şirketlerin kar hırslarına kurban edilmesin. Halkın iradesi görmezden gelinemez. HES projesi bölgedeki doğal dengeyi bozacak, su kaynaklarını tehdit edecek ve ekosisteme geri dönülmez zararlar verecektir. Dereler özgürdür, özgür akacak. Halkın yaşam alanlarını, tarımını ve doğal kaynaklarını doğrudan etkileyecek bu projeye karşı çıkan yöre halkı yalnızca bölgesini değil, aynı zamanda geleceğini de koruma mücadelesi vermektedir. ÇED toplantılarının halk tarafından engellenmesi halkın bu projeye karşı ne kadar kararlı olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak ne yazık ki şirketler kar elde etmek uğruna bu direnişi yok sayarak projeyi bir kez daha bakanlık gündemine taşımışlardır. Halkın iradesi ve talepleri göz ardı edilecek, doğanın tahrip edilmesine ve bölge halkının yaşamını tehdit eden projelere onay verilmesi kabul edilemez. Karar yetkililerde, fakat irade halkta.
İDK toplantısında yetkililerden beklediğimiz tek şey halkın iradesine saygı göstermeleri ve bu projeye kesin olarak karşı çıkmalarıdır. Çünkü bu karar yalnızca bir enerji projesi meselesi değil, bir yaşam ve geleceği koruma meselesidir. Halk vadisinde, deresinde ve doğal kaynaklarında sürdürülebilir bir yaşam istemektedir. Şirketlerin kar hırsı uğruna doğamızın, suyumuzun ticaretleştirilmesine karşı duruyoruz. Bu topraklarda yaşanacak hayat birkaç şirkete feda edilemez. Yıllardır süren çevre mücadelesinde olduğu gibi bugün de halkımız yaşam alanlarını korumak için dimdik ayakta durmaktadır. Bu yalnızca bir yöre halkının mücadelesi değil, Türkiye'nin doğa ve yaşam mücadelesidir. Doğanın ve halkın sermayesinin çıkarlarını kurban edilmemelidir. Buradan bakanlığa ve İDK üyelerine sesleniyoruz. Halkın sesini duyun. Doğayı ve yaşamı savunun. Bölge halkının taleplerini dikkate alarak bu projeye derhal son verin. Kararınızda halkın yanında olun. Şirketlerin değil, yaşam alanlarımıza, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Doğaya, yaşama, memlekete sahip çıkıyoruz.